Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere başkent Ankara, Ostim'deyiz. Sektörün lider firması Nazar Oto Kaporta Boya'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın ikinci kuşak temsilcisi beyefendi Nazım Nas bulunmakta. Bakalım kendileri çalışma ve faaliyet alanlarında ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nazım Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Evet, iyiyiz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Güzel. Şimdi Ostim Orta Doğu'nun değil mi? En büyük sanayisi. Sanayisi ve siz de bunun içerisinde kendi sektörünüzle ilgili profesyonel bir hizmetiniz var. Öncelikle sizi şöyle bir kısaca ekranlara baştaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Nazım Nas kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Nazım Nas 24.05.1981 doğumlu, Ankara doğumlu. Evet. Memleket Gümüşhane. Aslen Gümüşhanelisiniz. Doğma büyüme Ankara. Sektörde kaç yıldır varsınız? Sektörde 97 yılından beri çalışmakta baba mesleği olarak icra ediyoruz. 2004 senesinden beri de kendi işimiz Nazot olarak bu firmayı kurduk. Gayet güzel. Şimdi 97-2018 uzun yıllardır sektördesiniz. İşinizi de iyi yaptığınız belli. Şu anda neredeyiz dedik? Ostim'de. Peki şimdi kaç kişilik bir kadromuz var? Önce kadroyu bir tanıyalım. 8 kişilik bir kadromuz bulunmakta. Herkes farklı işler tabii, mi yapıyor? Tabii şimdi kaporta bölümünde 4 kişi var. Boya bölümünde 2 kişi var. 2 tane de çırak var zaten. Gayet güzel. Kendinizin yanında yetiştirdiğiniz çırak kardeşlerimizle birlikte sektörde yıllardır devam ediyorsunuz. Kimlere müdahale ediyoruz burada? Hangi araçlara müdahale ediyoruz? İşleyişi biraz açalım şöyle. Araç farkı da yok bizde. Renault, Mercedes, MAN, Iveco değişmiyor bu yani. Bu gruplara? Tabii inşaat firmalarla çalışıyoruz. Büyük inşaat firmalarıyla. Bu firmaların araçlarına bakıyoruz. Bu firmaların bize kazalı araçları gelir. Evet. Onların bunu yaparız. Normal hasarsız olanlar da gelir. Ufak tefek bakım isteyen araçları da gelir. Evet. Mesela kaportada aynaymış, çamur okumuş, basama okumuş vesaire işleri de gelir. Temizlik pastacılası işleri gelir. Onlar ağır hasarlı araçlar geldiği zaman mesela sağına devrik bir araba gelir mesela. Evet. Bunun şasesinde, kaportasında, boyasında hasarlı olan yer olur. Bunlar onların için biz bir teklif çıkartırız. Bu teklifi inşaat firmasına sunarız. Onlar da okey verdikten sonra parçamızı alırız. İşimize başlarız. Parça derken burada hemen sizin ikinci katınızda öyle bir alan oluşturmuşsunuz. Evet. Burada bütün araçların var mı parçaları? Bütün araçların hepsini alıp bir anda koyamıyoruz ki abi. Ama giden mesela temel Mercedes üzerinde çoğu parçamız var elimizde. Ağırlık olarak. Neler geliyor böyle size daha çok? Şu anda inşaat firmalarında ağırlık olarak Renault, Mercedes, ağırlık olarak Mercedes falan geliyor yani. Bunların en çok neyine müdahale ediyorsunuz? Çok size gelen şikayet hangisi oluyor? O şikayet olmaz. Bize kazalı araç gelir. Evet. Yana devrimci, sola devrimci. Ya da bir yere vurmuştur. Bir yere vurmuştur. O gibi şekilde gibi böyle başlıklarla. Evet. Nasıl tespit ediyorsunuz önce araç geldiği zaman? Üzerinde bir makineyle mi bakıyorsunuz? Yok, yoksa makineyle. Hasar direkt tespitse. Hasar tarafında görüyorsun. Evet. Hasar tespit formunda yazıyoruz onları. Yani kapıymış, çamur okumuş, tamponmuş, aynaymış vesaire. Ne kadar sürede müdahale edebiliyorsunuz? Bu aracın tabii araç, biraz herhalde büyüklüğüne göre değişiyor değil mi? Araç hasarına göre değişiyor ya. Yani şimdi bir haftalık hasar olabiliyor, ufak hasar olabiliyor, 2 günlük hasar olabiliyor, bir günlük bir hasar olabiliyor. Bir aylık bir hasar olabiliyor. Göre değişiyor. Aynı anda kaç araca müdahale edebiliyorsunuz siz burada? Alanınız biraz geniş herhalde alt taraf. O alt tarafta 4 araç içeri girebiliyor. Evet. Onun aşağıda bir zemin katımız daha var. Orada da içeri 4 araç girebiliyor. Onun ön tarafı var. Ön tarafı 8 bir araç alabiliyor. Gayet geniş bir alanda hizmet veriyorsunuz. Aynen. Güvenli bir şekilde. Peki şimdi oto kaporta demişsiniz. Boyayla birlikte o ilk müdahaleler yapılıyor. Aşama aşama şöyle bir anlatalım mı? Hani boyadan neler kullanıyorsunuz? Kaliteli malzemeler kullanıyorsunuz herhalde. İlk başta kaportayla başlarız. Hasarlı araç geldiğinde mesela iç döşemesi sökülür ilk başta. Evet. Ondan sonra elektrik aksamı sökülür. Ondan sonra hasarlı yer onarıma geçilir. Pompa vurulur. Gereken yerine geldirilir. Evet. Ölçülerine getirilir. Ayarlanır. Ondan sonra değişmesi gereken parça çıkartılır. Parça değişiyor. Değişir. Ondan sonra kapı cam ayarlanır. Ayarlandıktan sonra araç boyaya girer. Evet. Boyayı, orada açık alanda yapıyorsunuz değil mi siz boyayı? Boyayı fırınlı alttaki, bir sistem değil yani. Fırın boya yok. Evet, normal açık. Havalandırmalı. Güzel ortam. Tamam. Boyayı yaptınız. Mevcuttu. Kuruma süreci var onun değil tabii, mi? Tabii. Şimdi ilk başta zımpara yapılır. Ondan sonra macun çekilir. Tesviye yapılır. Tesviyenin üzerine astar. Astarın atma sebebi de boyada atacağımız zemini hazırlamak ve bunda bir
hata kalırsa astar o hatayı giderir. Gideriyor. Hatası giderilir. Tamam. Ona göre en son boy aşamasına geçilir. Boy aşaması yapılarak ondan sonra toplama aşamasına geçilir araç. Evet, tekrar o baştan söktüğünüz noktalar toplanıyor. Kaportası, camla döşemesi. Sonra bir test yapıyor musunuz? Tabii, onu tabii bir test sürüşüne çıkarız. Hı-hı. Her işini bitirdikten sonra götürür inşaat firmasına. Kendilerine teslimler size mi ait? Tabii, kendilerine geri kalıyorlar. Şimdi biz her aracı kendimiz burada test ederiz. Hı-hı. Bitiririz. Eski aracımız bitti. Hazır. Hazır. Onların firmaların burada kendi depoları vardır zaten. Evet, aracı var. Evet. Çünkü alım satım olduğu için. Ya oraya getir derler ya da aracı buradan başka bir yere bırak derler. O şekilde teslim ederler. Peki aracılar. Şimdi sizin işiniz biraz da yani bir sanayi işi olduğu için iş güvenliği de önemli. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Personelinizin o giydiği maskelerdir, çeşitli aksamlardır. Tabii, boya maskeleri var, iş elbiseleri var. Bunların düzgün bir şekilde kendimiz zaten giderim şekilde bir yapıyoruz zaten. Evet. Zaten güvenlik uzmanımız var zaten. İş güvenliği uzmanınız da var. İş güvenliği uzmanı var. 15 günde bir gün gelirler zaten. Hı-hı. Bir kontrollerini yaparlar. Denetimleri yapılır. Ayda bir de rapor yazmaya gelirler zaten. Evet. Dükkanın durumuna bakarlar, raporlar yazarlar. Hı-hı. Ona göre giderler zaten. Sizin bir belgeniz var. Bu işi yapmanızla ilgili ne belgesi kullanabiliyorsunuz? Size geçerlilik anlamında bir belgeniz var. Ha şimdi o OSEM belgesi. Evet. Burası yetkili bir servis statüsüne uygundur diye bu sigorta birliğinin kurduğu bir kuruluş. Evet. Bu belgeyi onlardan talep ettik. Onlar da... Olması gerekiyor mu peki? Yok, onun olması gerekmiyor. Biz sigorta şirketleriyle anlaşmalı olmak için en son HDI sigortaya başvuru yaptık. Hı-hı. Onlar da bizden bu belgeyi istediler. Evet. Biz de o belge üzerine yola çıktık. Hı-hı. Bu belgeyi aldık. O da hani servis statüsüne uygun her şey getirildi. Ondan sonra belgeyi verdiler. Şimdi biz de yine HDI sigortaya başvuru yaptık. Evet. Bazı sigorta şirketleriyle anlaşmalarımız var mesela. Anadolu Sigorta. Onu soracaktım. Evet, var mı böyle anlaşmalarımız? Anadolu Sigorta var. HDI Sigorta var. Güneş Sigorta var, Ankara Sigorta var, Ege Sigorta var. Evet, bunlarla da anlaşmalı çalışabiliyorsunuz. Atlas Sigorta firmalar var. Peki, şimdi genç ikinci kuşak dedik, temsilci olarak devam ediyorsunuz. Bir sektörle ilgili hedef beklentiniz var mı yoksa bu kaliteyi koruyup böyle devam edeceksiniz? Şu anki kaliteyi koruyabilmek bizim için daha önemli. Bu önemli diyorsunuz. Aynen. Bir de personel yetiştirmek de önemli. Tabii. Yani şimdi yeni personel gelip yetiştirebilirse tabii sektörde büyümeyi ben de isterim. Niye istemeyeyim ki? Evet. Fazla kişi istihdam tabii, vermek. Tabii. Yani iş imkanı sağlamak, iş imkanı sunmak her zaman iyidir. Evet. Büyümek de hedefimiz olabilir yani. İnşallah. Diyelim ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Peki son olarak bir teşekkür alalım. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden o çalıştığınız paydaş İnşaat firmaları var diyorsunuz. Evet. Özel olarak gelen konuklarınız da vardır mutlaka. Evet. Herkese bir şöyle müşterilerinize bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Sigorta şirketlerindeki ekspert abilerime teşekkür ediyorum. Evet. İnşaat firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Hı-hı. Saygılarımızı sunuyoruz. Herkese saygı selamlarımızı iletelim. Ama sizinle tanışmamış kişilere de sektörünüzle ilgili ağır vasıta anlamında çekicidir, kamyon grubudur bu tarz hasarlı çalışmalarda hizmet arayan bütün konukları ben Nazar Oto Kaporta Boya'ya davet ediyorum. Ostim'de tam burası ne sokak bir cadde bir şey geçiyor mu onu da belirtelim. Uzak Çağ Caddesi diye bu cadde 145 sokak evet. No 14 diye geçiyor. Buraya davet edelim. Evet. Sizinle tanışıp hizmetlerinizi yakından incelesinler diyelim. Ben size ve tüm ekibimize başarılar diliyorum. Teşekkür İnşallah ediyorum. Yeni bir hizmetinizde tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Evet değerli İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi Ankara başkentten Ostim'den sektörün lider firması Nazar Oto Kaporta Boya'dan firmamızın ikinci kuşak temsilcisi beyefendi Nazım Nas'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.